Koza Altın piyasa yönünü sunar. Piyasanın yönünde yeniden birlikteyiz ve şimdi de gelişmeleri doçent doktor Hüseyin Selimler'le değerlendiriyor olacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz yayınımıza, günaydın. Hoş bulduk, günaydın. Yayınlar diliyorum Melisa'nın. Çok sağ olun hocam. Şimdi bu haftanın biliyorsunuz gündemi pazar günü açıklanan orta vadeli program oldu. Öncelikle sizin genel bir değerlendirmenizi almak istiyorum ben. Ağırlıklı olarak burada Merkez Bankası'nın belirlediği enflasyon oranıyla bu OVP'de açıklanan o enflasyon oranı arasındaki fark dikkat çekiyor. Siz ne dersiniz hocam? Sizin özel gözlemleriniz ne yönde? Evet, Merkez Bankası normalde 12.2 idi. Enflasyon hedefi 2021 yılı için, daha sonra bunu revize etti ve 14.1'i yükseltti. Piyasa katılımcılar anketindeki yine Merkez Bankası tarafından yapılan, orada da 16.3'tü. Hükümetin enflasyon hedeflerine baktığımızda yıl sonu için 16.2, 2022'de 9.8, 2024'te 7.6. Yani Merkez Bankası'nın uzun vadeli hedefi de %5 civarındaydı. Ki uzun yıllardır %5 olarak hedef belirliyor Merkez Bankası. Ancak bunu pek tutturduğunda söyleyemeyiz. Tabii hatırlarsanız geçen ay Fiyat İstikrar Komitesi ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu kuruldu. Yine Merkez Bankası Başkanı Şahin Kağıtçıoğlu'nun yapmış olduğu açıklamada enflasyonun düşürülmesi için ortak bir mutabakattan söz etti. Buraya baktığımız zaman da Merkez Bankası'nın gerek 2021 yıl sonu için gerekse uzun vadeli hedeflerine baktığında enflasyon hedeflerine hükümetinkiyle paralel değil. Demek ki burada bir koordinasyon sağlanamadığı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla koordinasyon olması için iki tarafın da hedeflerin birbirine yakın olması gerekiyor ki Fiyat İstikrar Komitesi'nin de çalışmasının etkin olduğunu görmemiz lazım. Burada o açıdan ayrışıyor. Hükümetin yıl sonu için koymuş olduğu 16.2 hedefini tutturabilmesi için bu yıl itibariyle son 4 ayımız var ve bu 4 ayda 4.08 toplam fiyat artışı olması lazım. Yani enflasyon oranı. Yani demek ki biz aylık %1 enflasyon oranını her ay yakalarsak yıl sonu itibariyle 16.2 enflasyon oranını yakalama imkanımız var. Tabii ki Merkez Bankası'nın 14.1 olan yıl sonu enflasyon hedefini yakalamamız şu aşamada mümkün değil. Zaten birçok yatırımcı kuruluşta %16'lar civarında enflasyon oranını hedeflemiş durumda. Dolayısıyla hükümet ile Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleri ve uzun vadede çakışıyor ki kısa vadede de 16.2 belki baz etkisinden dolayı bu yıl itibariyle tutturulmasına biraz daha yaklaşılır. Evet hocam, büyüme tahminleri olarak da baktığımızda %5 olarak bir rakam dikkat çekiyor. Hocam bir de önemli bir şey aslında burada, istihdamın yıllık ortalama 1.170.000 kişi artacağı yönündeki tespit, yani orta vadeli programa göre. Sizce biz bunu şu anda gerçekleştirebilecek durumda mıyız? Şu an zor. Enflasyon oranı 10.6, yıllık 1.170.000 civarında bir artış pek mümkün görünmüyor. Gerek yapılan yorumlar, gerekse geçmiş yıllara dayanan istatistik veriler hesaplandığı zaman bizim son 15 yılın üzerindeki bir zaman diliminde 1 milyon adet İstihdam üzerine çıktığımız 3 yıl var. Özellikle 600-650.000 civarında, 2010'dan sonra yıllık 600-650.000 bandında bir istihdam artışı var. Dolayısıyla özellikle bu göçmen politikasıyla da Türkiye'ye gelen kişilerin ve genç nüfus olduğunu düşündüğümüz zaman kayıt dışı olarak istihdamlar arttığı takdirde kayıt için alınmış istihdam rakamlarının bu kadar artma ihtimali istatistiksel olarak yok. Son dönemdeki bu göçmen politikasıyla kayıt dışı istihdam daha da artma ihtimaline karşı bu rakama ulaşma imkanımız yok. Tabii ki büyüme rakamı baz etkisinden dolayı 21.7 büyüdük. Ancak Avrupa Birliği'nde de ya dünyanın birçok ülkesinde büyüme oranları bu şekilde. Örneğin Azerbaycan %35 büyüdü. İngiltere %22.7 büyüdü. Baz etkisinden tabii değil mi hocam, ağırlıklı aynı, olarak? Aynı. Çünkü aynı ülkelere baktığımız zaman örneğin İngiltere'de, Fransa, İtalya hepsi geçen sene %18'de 22 arasında düşmüş. Çin, Rusya, Amerika tüm ülkelerde bu şekilde. Özellikle
Sadece ufak bir ayrışma Azerbaycan, Türkiye, Çin bunlar geçen yılın baz etkisinden dolayı eksi büyümelerin üzerinde bu dönem büyümüşler. Ama İngiltere, Fransa, İtalya gibi birçok ülke geçen sene ikinci dönemdeki çeyrek büyümedeki düştükleri kadar büyümüşler. Yani hemen hemen çok çok az sınırlı büyümüşler gibi görünüyor. Dolayısıyla o baz etkisinden kaynaklanan bir şey. Bizim bu dönem büyümeyi de %5'lerde sürdürmemiz de tarihsel baktığımız zaman biraz zor gibi görünüyor. Ki bu kadar büyümeyi öngördüğümüz bir durumda da işsizlik oranlarının hala 2024 itibariyle 10.9'a düşmüş olması da gerçekten çok çok iyimser. Yani şu haliyle de yüksek ama bu büyümeye karşı daha yüksek bir büyüme olması gerekiyor. Ama maalesef biz işsizlik oranında da istediğimiz seviyeyi yakalayamayacağız ki iyimser görünüyor. Bunun dışında o büyümeyi de sağlamamız için biraz daha uğraşmamız lazım. Çünkü bu büyümeyi öngörürken cari açığı da gayri safi milli hasılanın %1'ine kadar indirmiş görünüyoruz. Oysa biliyorsunuz bizim cari açık vererek, çünkü biz ithalata bağımlıyız. İthal ettiğimiz ürünler üzerine katma değeri düşük bir şekilde ekleyerek ihracat yapıyoruz. Dolayısıyla bu kadar düşük bir cari açıkla da %5'e tutturmamız mümkün dahilinde görünmüyor. Evet hocam, şimdi büyüme tahmininde %9 bu sene ifade ediliyor OVP'de. 2022 için de %5 olarak belirlenmiş hedef. Bizim şimdi biliyorsunuz ikinci çeyrekte siz de bahsettiniz. Hani yüksek bir büyüme çıktı. Baz etkisi tabii bunda etkiliydi. Bizde sanayi ve hizmet sektörü etkili oldu özellikle yukarı çıkmasında büyüme rakamının. Fakat şimdi dünyada da bir takım riskler var biliyorsunuz. Hedef aslında baktığınızda piyasayla genel olarak uyumlu bir hedef, %9 hedefi. Fakat yani Fed'in alacağı kararlar, gelişmekte olan piyasaların nasıl etkileneceği gibi bir takım gündemler var şu anda önümüzde. Dolayısıyla Türkiye'nin bu büyümeyi sağlayabilmesi için sizce ne yapması gerekiyor öncelikle? Yani bu sürdürülebilir büyüme formatına geçebilmesi için. Bir kere sürdürülebilir büyüme formatına geçirmesi için büyümeden ilk önce tarafların iyi bir pay alması gerekiyor ki insanlar da büyümeye karşı bir olumlu bir etki olduğunu görsün. Örneğin biz büyüdük 21.7, ancak bunun içinde iş gücüne giden pay %37'den %32.9'a düştü. Dolayısıyla büyüdük ama adil paylaşmadık. Hiçbir zaman adil paylaşmadık ama bu kadar büyüme oranının oluştuğu yerde İş gücünün payının bile rakam tutarlar artarken gerilemesi ayrı bir endikap. Dolayısıyla adil bir kere bölüşmek lazım. Uzun vadede sürdürülebilir bir kalkınma. Kalkınmadan büyüme, bir kalkınma daha geniş bir kavram. Bunun dışında bizim ihracat rakamlarımız son zamanlarda arttı. Evet, bu büyüme çünkü iç talep ve dış talep etkili. Biz dış talebi devam ettirebilmek anlamında özellikle ihracat yapan firma sayımızda %11 arttı. Bu açıdan da güzel bir gelişme. Yani ihracatı sürdürebilecek bir potansiyelimizi kullanmaya başlıyoruz. Ancak katma değerli ürün üretmemiz lazım. Örneğin yıllar önce 2013'te sanırım kilogram başına 1.59 olan ihracatlarımız 1.13'e düşmüş. Yani dolayısıyla biz ithal ettiğimizi biraz şekillendirip satıyorsak bu bizim için çok fazla parlak ve sürdürülebilir bir büyüme ifade etmiyor. Dolayısıyla bizim katma değerli ürünlere yönelmemiz lazım. Yine son günlerde sıkça gündeme gelmeye başladı yeşil ekonomi, yeşil tahvil. Dolayısıyla özellikle Avrupa Birliği'nin ithal edeceği ürünlerdeki karbon emisyon miktarı ile ilgili çeşitli sınırlandırmaları var. Bizim belli bir vadede büyümesi ve yakaladığımız ihracat tutarlarını da sürdürebilmemiz anlamında bu yeşil ekonomi, karbon emisyon gazı, bunlara biraz daha dikkat etmemiz lazım. Bu dönüşümleri de bir an önce sağlamamız gerekiyor ki ileride bu türlü bir handikapla karşılaşmayalım. Evet hocam. Özellikle hangi sektörlerde sizce öne çıkabiliriz biz? Şu an bizim sanayide özellikle bu otomotiv endüstri bizim için iyi bir sektör ve ihracatımızda en önemli tutarı. Dolayısıyla çip sektöründe yaşanan sıkıntı Avrupa Birliği ve birçok ülkede bir uyarı oldu. Neden? Çünkü Çin'in uzak olması, tedarik zincirinde aksamalar, üretim maliyeti devamlı Avrupa Birliği'ndeki özellikle 2021 yılında 110 milyar dolar civarında otomotiv sektöründe bir ciro kaybı bekleniyor. Özellikle birçok çip tedarikinin uzak doğu Asya ülkeleriyle sağlanması, bunun tedarik edilmesi, ulaştırılması, ulaşım maliyetleri. Dolayısıyla bizim özellikle sanayi anlamında yine
Çin'le bizim korelasyon anlamında fazla bir bağlantımızın olmaması gelişmelere karşı. Dolayısıyla bizim Avrupa Birliği'ne yakın olmamız, sanayi üretimine çok adapte olacak bir yapımız olması, bu türlü şeyleri biraz desteklemek suretiyle hem ithal ettiğimiz ürünleri ihraç etme anlamında hem de Çin'den kaybolan pazarı da Türkiye'ye çekme anlamında ihracatımızı arttırarak büyümeyi bu şekilde. Özellikle büyümenin son dönemde dış ve iç talep kaynaklı olduğunu düşündüğüm zaman bu dış talebi arttıracak şekilde faaliyet göstermemiz bizim büyümemize de olumlu katkı sağlayacak. Evet hocam. Şimdi size istihdam konusunu sormuştum aslında. Dediğim gibi orta vadeli programa göre yıllık 1 milyon 170 bin kişilik bir artış öngörülüyor. Ve hani siz bunun çok da gerçekçi olmadığını ifade ettiniz. Buna yaklaşabilmek için sizce nasıl bir politika üretilmeli? Şimdi biz bir kere kayıt dışını kontrol altına almamız lazım bu dönem için. Çünkü biraz önce de belirttiğim gibi göçmenler, özellikle Afgan göçmenlerin genelde genç bir kitle olması bizim kayıt dışı istihdamı arttıracak. Bu da bizim kayıtlı istihdamı, işçiyi kullanmamızı biraz sınırlandıracak. Çünkü bizim 1 milyon 170 bin rakam istatistiksel olarak son 15-20 yıl içinde bir 3 yıl üzerinde böyle bir istihdam sağlamışız. Genelde İlk zamanlarda 200-300 bin, 2010'dan sonra 600-650 bin kişi istihdama katkı sağlamışız. Şimdi bu kadar büyümeyi öngörürken cari açığı azaltacak. Çünkü cari açık azalması için ihracatımızın bugünkü gibi potansiyel olarak artması ve devam ettirilmesi, turizmin aynı şekilde sürdürülebilmesi gerekiyor. Hizmet sektörü ve sanayi sektörü bu dönemde bizim büyümemize olumlu katkı sağlayacak. Ancak büyürken de istihdamına doğal olarak artması gerekiyor. Sürdürülebilir olması için ve aynı zamanda işçi gelirlerinin de bu dönemde milli gelirlerin daha pay alabilmesi için. Ancak 1 milyon 170 bin hedefi iyimser. Birincisi istatistiksel olarak hiçbir rakamlara ulaşmamışız. İkincisi kayıt dışılığı daha fazla ön planda olduğu ve olma ihtimali yüksek olduğu bir döneme de girdik göçmenler dolayısıyla. Özellikle biz pandemi döneminde çalışanlara daha az destek verdik. Daha ziyade biz reel sektör firmalarını destekleyecek, onların işçi çıkartmasını engelleyecek şekilde yaptık ama bu esnada kayıt dışı işten çıkartılanları tuttuğumuz bir hesap doğal olarak yok. Dolayısıyla bizim burada sürdürülebilmesi için kayıt dışı ekonomi, istihdamı kayıt dışına alacak şekilde takibini de yapmamız lazım. Yoksa sadece işten çıkartmayın, kısa çalışma ödeneği vermekle biz bu istihdam artışı sağlayamadığımız gibi mevcutlukunu korumamız da biraz daha zor olacak. Peki hocam, sizin genel olarak yani kalemlerine baktığınız zaman OVP'nin ve detaylarına baktığımız zaman rakamları da hedefleri göz önüne koyduğunuzda sizce bu hedeflerle nasıl bir politikaya doğru gidildiğinin sinyali veriliyor? Şimdi enflasyon oranı 2021 için evet biraz daha makul ama 2022'de 9.8 oranın düşmesi biraz ihtimali daha görme çok iyimser bir oran. Böyle bir oran tutturabilmek için bizim çok sıkı bir para politikası uygulamamız lazım. Ki Sayın Şahap Kavcıoğlu da belirttiği gibi eğer mutabakat olacaksa tüm taraflar arasında bizim maliye politikasıyla da bunu desteklememiz gerekiyor. Zaten biz özellikle tüketici kredileri, bireysel krediler tarafında kısıntıya giderken aslında biz büyümeyi iç ve dış taleple sağlamıştık. Bu büyümeyi sağlayabilmemiz için iç talebin de canlı tutulması gerekiyor. Ama bir yandan da enflasyonu kontrol altına alabilmek için iç talebi de kısmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla enflasyon hedefi biraz 2022 ve sonrasında Merkez Bankası hedeflerini de dikkate aldığımızda yorumladığımız zaman evet Merkez Bankası hedefleriyle uyuşmuyor. Ancak iyimser, özellikle 2020 yılında tek haneli enflasyona inmemiz biraz pek mümkün görünmüyor. İşsizlik, evet yani belirttik oranlar hala %10'ların üzerinde 2024 itibariyle ve bu bir kötü bir tablo. Ama bunu iyileştirmeye çevirecek şekilde pandeminin etkisini de dikkate alarak eğer pandemi istediğimiz şekilde dünyada sona ererse üretimi arttıracak, ihracatı arttıracak, katma değerli ürünlere yönelecek şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Yine cari açık. Cari açık biraz daha şu an %1'e indirildi. Zaten herhalde bu yılda %3,5'ün altına inecek gibi görünüyor. İhracattaki artış bunu destekliyor. Ama dünyadaki gelişmelere baktığımız zaman işte Avrupa Birliği, Amerika ve Avrupa Birliği gerek Euro bölgesi gerek Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin tek tek enflasyon oranları rekorlar kırıyor. Amerika'da
2008'den beri yine Avrupa Birliği'nde Euro bölgesinde son 13 yıldır Almanya 10 yıldır Almanya'da 13 yıldır ilk defa enflasyon bu hanelere çıktı. Dolayısıyla dünyanın enflasyonla bir sorunu var ve bunları kısmak için de özellikle Avrupa Birliği'nde ve Amerika'da varlık aralımlarının azaltılması gündeme geliyor. Faiz artırımları daha sonra gündeme gelebilecek bir konu. Dolayısıyla bizim Avrupa Birliği en çok ihracat yaptığımız ülkelerin içinde yer aldı. Zamanla şu an %40 ama %50'nin üzerine çıkacak şekilde bizim toplam ihracatımıza bir payı var. Amerika'da bizim devamlı borç bulmak, finansman yapmak zorunda olan, döviz rezervlerimizi arttırmaya çalıştığımız bir süreçte Amerika bizim açıdan, finansal açıdan önemli. Dolayısıyla bu ülkelerdeki gelişmeler bizi yakından etkiliyor. Özellikle Amerika'nın bir varlık alanına gitmesi, daha sonra Euro bölgesinin gitmesi, bizim kurlardaki oynamayla birlikte zaten dünyada bir maliyet enflasyonu var. Bizde kur geçişkenliği de var. Belli bir vadede bizi yine enflasyon anlamında olumsuz etkileyecek. Dolayısıyla iyimser rakamlar var, tutturulabilecek rakamlar var. Ama Avrupa Birliği'ndeki, Amerika'daki gelişmeler bize fon akışlarını etkileyebilir. Artı kurdaki hareketlenme etkilediği takdirde de bizdeki bu hedeflere tekrar tutturma anlamında bazı sıkıntılara yol açabilir. Evet hocam. Peki dünya gündemine baktığımız zaman da biliyorsunuz enflasyon şu anda dünyanın gündeminde ciddi olarak öne çıkan bir konu. Genellikle veriler açıklandığında ülkelerin çoğunda beklentilerin aşıldığını görüyoruz. Diğer taraftan büyümenin yavaşlayacağı noktasında da en azından beklentiler anlamında Çin'e yönelik böyle bir gündem var şu anda. Amerika Birleşik Devletleri'nde de tarım dışı istihdam verisi ve geçtiğimiz haftaki ADP özel sektör istihdam verisinin gelmesiyle birlikte yeniden hani ekonominin canlanmasına ilişkin bir takım endişeler ortaya çıkmaya başladı. Hatta sabah saatlerinde ajanslara yansıyan bir not vardı Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili. Goldman Sachs, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi için 2021 büyüme beklentisini %6'dan %5.7'ye indirmiş. Ama 2022'yi de %4.5'tan 4.6'ya çıkarmış. Gerekçe olarak da Delta varyantı nedeniyle daha önce tahmin edilenden daha az harcama yapacakları öngörüsü gösterilmiş. Dolayısıyla genel olarak global ekonomilere baktığımızda Delta varyantının da etkilerinin hala geçmediğini gördüğümüz zaman nasıl bir yöne doğru gidiyoruz sizce? Ne dersiniz? Evet, şimdi Delta varyantı son 1,5 yılımıza damga vurdu. Daha ne kadar sürecek konusu endişeler var. Aşı bulduk. Aşının yaygınlaştırılması, işte aşı yapılanlar yapılmayanlar, ülkeler birbirine kısıtlama koydu. İngiltere ve Fransa bizi kırmızı listeye aldı. Japonya, Yeni Zelanda gibi, Avustralya gibi ülkeler tekrar kapanmaları gündeme getirdi. Devamlı etkiliyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Delta varyantının etkileri var. Ha, ve hala bu çekinceye yönelik de açıklamalar var. Ve ülkenin toparlanmakta olduğu ama Delta varyantının etkilerini izlenmesi gerektiği şeklinde bazı bilgiler var. Dünyadaki gelişmelere baktığımız zaman özellikle Japonya ve Çin'de açıklanan son PMI verilerine baktığımız zaman eşik puan olan %50'nin altına indi. Oysa 42-46 bandında hizmet PMI'ları, imalat PMI'ları gelmeye başladı. Bu piyasa açısından kötü. Zaten çip üretimine baktığımız zaman genelde Asya ülkelerinde bu üretim sürüyor ve çip üretiminin de bu sene sıkıntı yarattığı 2022 yılının sonlarına kadar da devam edebileceğinde beklentiler var. Biraz önce belirttiğim gibi en çok etkilediği sektörlerden biri otomotiv sektörü ve 2021 yılında da 110 milyar dolar civarında bir ciro kaybından bahsediliyor. Yine Avrupa Birliği'ne yönelik olarak da Çin'den yapılacak tedariklerde gerek tedarik etme süresinin uzun olması, üretim maliyetlerinin artması ve özellikle çip kaynaklı tedarik zincirindeki sıkıntılar Avrupa Birliği'ne bu açıdan etkiledi. Şimdi Avrupa Birliği'nde ve Amerika'daki PMI'lar düşme sürecinde yalnız 50 puan üzerine seyrettiği için kabul edilebilir durumlarda ama gerek bir önceki aya gene ve beklentilere göre düşük gerçekleşmekte. Dolayısıyla perakende satışlar da aynı şekilde azalmalar var. Tüketici güven endekslerine düşmemeler var. Dolayısıyla Delta varyantının etkilerinin hala netleşmemesi piyasalarda gerek bireysel gerek reel sektör firmalarının geleceğin beklentilerinde olumsuzluklar hala devam ediyor. Bu da piyasada satışlara, PMI verileriyle
şirketlerin geleceğin beklentide olumsuz bir duruma yol açıyor. Artı enflasyon oranının Avrupa Birliği'nde ve Amerika'da son yılların rekorunu kırmasından dolayı gerek Avrupa Birliği ülkeleri, gerekse Amerika Birleşik Devletleri varlık alımları yoluyla, azaltımı yoluyla da enflasyonu kontrol altına almaya çalışacak. Ancak şu aşamada gerek Euro bölgesi gerek ABD'de enflasyonun geçici olduğunu söylediği için şu an fazla hareket etmiyorlar. Özellikle ABD enflasyon odaklı hareket etmeye, pardon, istihdam odaklı hareket etmeye çalışıyor. Ancak son gelen istihdam verileri de çok düşük olduğu için bir soru işareti oluştu. Ama tekrar bu haftalık olduğu için bu verileri tekrar kontrol ederek karar verecektir. Ancak özellikle 1 trilyon dolarlık altyapı yatırımı, 3,5 trilyon dolarlık bütçe Amerika'daki tekrar harcamaları arttırıp enflasyonu gündeme getirebilir. Bu da daha sonra da daralmaya yol açabilir. Bu harcamaları kontrol altına almak suretiyle enflasyon düşürme yolunda hareket ettikleri zaman bu bizim gibi ülkelere tekrar etmeyecek. Dolayısıyla dünyada şu an özellikle 2021 yıl sonuna kadar birçok ülke karar aşamasında olacak. Dolayısıyla 2022 yılında daha ufak bir daralmayla başlayabiliriz. Evet hocam. Peki sizin gözleminiz olarak şu anda iyiye giden ne var? Vallahi iyiye giden ne var? İnanın teslimek mümkün değil. Çünkü siz de Goldman Sachs'ı belirttiğiniz gibi birçok yatırımcı kuruluşun hiçbir tutturduğu hedefi yok. Tamam, hedef geleceğe yönelik yapılır, tutturulmayabilir. Ama aynı verilerle bu kadar farklı senaryoların, hedeflerin ortaya çıkması, bakın Amerika'da FED üyeleri bile hep farklı aynı verilerle farklı senaryolar üretiliyor. PMI, Amerika'da tarım dışı istihdam rakamı 235 bin geldi, beklenti 725 bindi. Bu kadar bir sapma olabilir mi? Dolayısıyla iyi giden ne var? İyi giden sadece delta varyantında aşılanmaların büyük bir %'ye ulaştığı ve bunu biraz da etkili belki azaltabilecek yönde biraz beklenti var. Ama hala ülkeler birbirine kısıtlamalar koymakla, aşılanma karşıtları ortaya çıkmakla o dahi olumsuz durumda. Şu an dünyada enflasyon kötü durumda. PMI verileri piyasanın canlanmasına işaret eden veriler. Evet, eşik sınırın üzerinde olmakla birlikte birçok ülkede beklentilerin altına ve bir önceki aya göre düşüyor. Asya ülkelerinin örneği Japonya ve Çin'de enflasyon birazdan kontrol altına alınabildi. Büyüme rakamları iyi geldi ama büyüme rakamları kadar 2020'nin ikinci çeyreğinde zaten düşme etkisi var. Yani o dönemde %18, %20 düşen ülkeler şu an %18-20 büyümüş durumda. Dolayısıyla şu an bizim kendi açımızdan özellikle ihracatta olumlu gelişmeler var. Enflasyondaki durum, işsizlikteki durum pek iyi bir iç açıcı durumda değil. Cari açık kontrol altına alınabilir diyor ama bizim büyümemizi destekleyebilmemiz için cari açığı biraz feragat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla dünyadaki gelişmeler şu an özellikle 2021 yılı sonuna kadar hala belirsizliğini sürecek. Amerika Birleşik Devletleri varlık alımını yapacak mı, yapmayacak mı? Yapacaksa ne zaman, hangi tarlarda başlayacak? Avrupa Birliği'nde pandemi acil varlık alımlarının ne kadar sürecek konusunda endişeler var. Ama dediğim gibi şu an birçok veride olumsuzluk var ve ufak tefek kıpırdatmalar var. Ama bir önceki aya göre genelde kötü gidişatlar var. 2021 sonuna kadar ne olacak? Dediğim gibi Avrupa Birliği ile Amerika Birliği'nde enflasyona ve varlık alımlarına yönelik hareketler piyasada gerek kurları, gerekse bizim o ülkelerle olan ticari ilişkilerimizi biraz daha netleştirecek. Evet hocam. Şunu da soracağım ben size. Kritik olan bu bir faiz toplantısı olacak. Yani daha doğrusu faiz kararı 23 Eylül'de Merkez Bankası'ndan beklediğimiz. Çünkü orada kritik olan enflasyonun politika faizini aşmayacağı yönündeki ifadeydi ve şu anda aşmış durumda. Ondan ne beklemek lazım diyerek son sorumu sorayım. Evet, şimdi bizim enflasyon oranı 19-25 çıktı yıllık. Politika faiz oranımız 19. Daha önceki programlarınızda belirtmiştim. Biz 2021 Mart'ında en son faiz artırımı yaptığımız zaman enflasyon 15.61, politika faiz oranı 17 idi. 17'yi 19'a çıkarttık. Yani biz politika faizi enflasyondan 1,5 puan yaklaşık yüksek olduğu durumda dahi 2 puan arttırmak suretiyle aradaki makası açtık. Ancak bu dönem üfedeki artışlar çok yüksek boyutlarda. Üfe ile TÜFE arasındaki fark gittikçe arttı. Politika faizi Merkez Bankası Başkanı'nda belirttiği gibi devamlı enflasyon oranının üzerinde belirlenecektir dendi.
Ancak şu an bizim politika faiz oranı enflasyon oranının altına kaldı. Dolayısıyla Merkez Bankası Başkanı'nın ilk geldiği günlerdeki gündem konusu artı hükümetin de beklentileri faiz oranının düşüreceği şeklindeydi. Dolayısıyla şu an düşme şu anki verilerle yapılması mümkün görünmüyor. Peki arttırma olabilir mi? Bu verilerle arttırma olması gerekiyor. Zaten bazı yatırımcı kuruluşlar, JP Morgan yıl sonuna doğru 2 adet 50'şer baz puanlık artış öngörüyor 4. çeyrekte. Merkez Bankası Başkanı bunu yapmak ister mi? Tabii ki istemez. Hükümet de bunu istemiyor. Ne yapılabilir? Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentisi 14.1'di. Hükümetin orta vadeli planında açıkladığı enflasyon oranı da 16.2 olduğuna göre tek faiz arttırma gidilmemesi gerekçesi olarak bir baz etkisi gösterilebilir. Çünkü bizim son 4 ayda hükümetin orta vadeli planındaki 16.2'yi tutturabilmemiz için %4'lük bir artış olması gerekiyor. Yıl sonu enflasyon hedefinin gerek Merkez Bankası'nın gerek orta vadeli planında 16.2 ve altında beklentisi Merkez Bankası'nın faiz arttırımını bir ay daha ötelemesine yol açabilir. Eğer Eylül ayındaki faiz ertelemesini pas geçerse Ekim ve Kasım'daki baz etkisinden dolayı büyük bir ihtimalle faiz oranı %17'lere inecek. Tamam. Dolayısıyla bu ay bekleyeceğiz. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum size yayınımıza katıldığınız için. Ve şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından saat 8'de yeniden konuklarımızla gündemi değerlendiriyor olacağız. Piyasanın yönüne hoş geldiniz efendim. Öncelikle öne çıkan haberlerini aktaralım günün, ardından da konuklarımızla gündemi değerlendiriyor olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşmasında ekonomiye dair mesajlar verdi. Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerimiz 27 Ağustos itibariyle 118 milyar doları aşmış durumdadır dedi. Orta vadeli program kapsamında istihdamın yıllık ortalama 1 milyon 170 bin kişi artmasını, işsizlik oranının kademeli gerilemesini hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, bu yıl bütçe açığı hedefimizi sene başında %3,5 olacak şekilde revize etmiştik. Sözümüzde durarak inşallah bu hedefi rahat bir şekilde yakalayacağız dedi. Rekabet Kurulu, yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı teşebbüslerinin ÖTV indirimi sonrasında birlikte hareket ederek fiyat artışına gittiklerine ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından söz konusu şirketlere idari para cezası verilmeyeceğini açıkladı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'de katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının gelecek 5 yılda en az 2 katına yükselmesinin beklendiğini açıkladı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, gelişen piyasa merkez bankalarının enflasyon şoklarına dair yanıtlarını ele alan bir rapor yayınladı. Kuruluşun değerlendirmesinde gelişen ülke merkez bankalarının artan enflasyon karşısında agresif adımlar atarak yanıt verdiği ifade edildi. Değerlendirmede orta vadede temel enflasyon dinamiklerinin ılımlı enflasyonla uyumlu olduğu yorumu yapılırken, aylık enflasyon stabil kalırsa baz etkisi yıllık rakamı düşürecek denildi. Son olarak İspanya ilk kez yapacağı yeşil tahvil satışından 5 milyar euro kaynak sağlamayı hedefliyor. İspanya böylece İtalya ve Fransa'nın da olduğu yeşil tahvil satışı yapan ülkeler arasına katıldı. Avrupa'da ESG tahvil satışları 286 milyar euro ile rekor seviyeye ulaştı. Ve şimdi de günün öne çıkan şirket haberleri. Koç topluluğu şirketlerinden otobüs üreticisi Otokar'a İETT Genel Müdürlüğü tarafından açılan 100 adetlik metrobüs ihalesinin sözleşmeye davet mektubu iletildi. Otokar'dan yapılan açıklamaya göre şirket İstanbul'un toplu ulaşımı için milli tasarım ve yerli metrobüs üretecek. Uluslararası Otomobil Fuarı Avrupa'nın Münih kentinde başlıyor. Koronavirüs aşısı olmuş, COVID-19 geçirmiş veya PCR test sonucu negatif olan kişiler fuara girebilecek. Fuarda otomobil üreticilerinin yeni araçlarını tanıtmalarının dışında iklim değişikliği, çipler ve robot taksiler gibi konular ele alınacak. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in açılışını yapacağı fuara otomobil markaları, bisiklet markaları, teknoloji ve tedarikçi endüstrisindeki bazı firmalar dahil olmak üzere 700 şirket katılıyor. Alman otomobil üreticisi BMW, artan elektrikli araç talebini karşılamak üzere batarya siparişlerini 12 milyar eurodan 20 milyar euroya yükseltti. Şirket yılın ilk yarısında araç satışlarının %11'ini elektrikli araçların oluşturduğunu ifade etti.
Jeff Bezos'la Rus girişimci Yuri Milner, yaşlanma karşıtı çalışmalar yapan bir biyoteknoloji şirketine yatırım yaptı. Bezos ve Milner tarafından desteklenen Altos Labs, bu yılın başında Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, İngiltere'de kuruldu. Şirket kısa süre içinde 270 milyon dolar yatırım topladı. Beşiktaş futbolla bitçi teknoloji arasında tribün sponsorluğu konusunda 5.63 milyon euro bedelli anlaşma sağlandı. Şirketten konuyla ilgili kapa yapılan açıklamada 2021-22 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için şirketimize toplam 5 milyon 627 milyon euro artı KDV ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır denildi. Ve şimdi gelişmeleri değerlendirmek üzere Dinamik Menkul Değerler Yatırım Danışmanı Erkan Kabapelit karşımızda. Günaydın Erkan Bey, nasılsınız? Günaydın Melis Hanım, sağ olun, evet, teşekkür ederim. Biz haftalık değerlendirmemize başlayalım isterseniz. Genel olarak siz ne düşünüyorsunuz bu hafta, biz nasıl bir hafta devraldık sizce? Evet, geçtiğimiz haftadan gelen iyi ve kötü haberlerle başlamıştık zaten, Cuma gününden gelen. Orada bir enflasyon verisi ve tarım dışı istihdam verisi aldık. Endeksimiz bu bağlamda enflasyon verisiyle bir miktar baskılanırken tarım dışından gelen veriyle birlikte tekrardan yönünü birazcık yukarı çevirmeye çalışmıştı. Bu etkiyle birlikte haftaya başladık. Tabii ki haftaya başlangıcımızda ABD borsalarının kapalı olmasından kaynaklanan iyimserlik de piyasalar üzerinde etkiliydi. Açıkçası habersizlikten kaynaklı piyasamız teknik seviyeler üzerinde kalmaya çalıştı. Bu da 1464-65 bandı üzerinde tutunma noktası. Bu noktalar üzerinde kalındıkça tabii ki piyasa hacimsiz de olsa, yani neredeyse hacimler son zamanların en düşük seviyelerini görmek üzere. Ama pozitif tarafta kalmaya devam ediyoruz yine de. Bu da teknik anlamdaki bazı destek noktalarının iyi çalıştığına işaret ediyor. Tabii ki hafta boyunca takip edilecek seviyeler buralar olacaktır. 1464-65 üzerinde kalındığı sürece herkesin gözü 1500 seviyelerinde. Artı 1500'ün üzerinde Mart ayından kalma 1511'lerde oluşan gap boşluğunda. Dolayısıyla hedefler buralar olacaktır. Piyasayı bozacak çok önemli haber akışı olmadığı sürece, ki bu haftada genel olarak böyle bir haber akışıyla karşılaşacağımızı zannetmiyorum. Dolayısıyla bu bant aralığında hareket edebilecek gibi duruyoruz. Ekstra bir haber gelmezse tabii ki. Evet, peki piyasanın bakışını almak istiyorum. OVP değerlendirmesi sizce nasıl karşılandı piyasalarda? Ya açıkçası Merkez Bankası tarafındaki tahminlere nazaran diğer yorumcuları da dinlediğim kadarıyla herhalde daha çok olumlu karşılanmış, daha realist görülmüş. Özellikle enflasyon tarafındaki değişimler, beklentiler daha realist gözüküyor. Tabii ki %5 resmi enflasyon hedeflemesi üzerinde planlamalar yapılmış. Orta vadeli programlar tabii ki ülkenin uzun yıllardır takip ettiği projeksiyonlar. Umarız tabii ki ulaşılabilir. Daha realist olmasından kaynaklı olarak piyasa yani daha olumlu karşıladığını düşünüyorum. Bu işin üzerinde olduklarını düşünüyoruz. Tabii ki özellikle Merkez Bankası tarafında oluşan enflasyon, yıl sonu enflasyon hedeflemesiyle OVP tarafındaki enflasyon hedeflemesi arasındaki sapma muhtemelen gıda tarafındaki, Merkez Bankası'nın bir önceki toplantısında gıda tarafındaki yüksekliğe dikkat çekmişti. Ancak herhalde hedefleme tarafında çok dikkate alınmadığını. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Ağustos ayında baz etkisinden dolayı birazcık geri kayma bekleniyordu açıkçası. Beklentiler üzerindeki gerçekleşme birazcık projeksiyonu bozmuş durumda. Tabii ki faiz politikası üzerinde birazcık Merkez Bankası projeksiyon hazırlıyor. OVP çok daha farklı bir bakış açısıyla projeksiyon hazırlıyor. Bu birazcık daha realist ve olumlu karşılandığını düşünüyorum. Evet. Peki o zaman şunu da soralım size. Bugün nasıl bir açılış bekleriz? Dün yükselişle kapattı. %0.41'lik bir yükseliş BIST 100 endeksi. Sizce bugün alıcılığı mı başlar, yoksa nasıl bir beklentide olmak lazım?
Şimdi özellikle Asya borsalarına baktığımızda hani oradan gelen etkiyle birazcık da belki hareket edebiliriz. Orada karışık bir seyir var. Onu neye bağlamak lazım? Karışık seyri mi? Ya ülkelerin iç dinamikleri var tabii ki. Bizim gibi teknik seviyeler çalışmış olabilir. Ancak tabii ki bugün itibariyle ya bir süredir de karlı pozisyonlar var, yükselişler var. Kar satışları olabilir. Küresel borsaların tamamında yükseliş trendleri hakim. Biz de zaten bu trende dahil olmuş durumdayız. Her ne kadar gerçekten biraz önce söylediğim gibi hacimsel anlamda bu seviyelerde kalınması çok zor gözükse de yine de trendimiz yukarı gözüküyor. Yorumlamalarımız da bu yönde oluyor. Evet, ancak 1470 seviyesi önemliydi. 1470'in üzerindeyiz şu anda ve evet, herhalde bir olumlu teknik görünümün korunduğu yönünde bir ifade kullanabiliriz, değil mi? Evet. Yani burada 1499 bizim direnç noktamız Melis Hanım. Aşağı tarafta da 1464-65 bandını kullanıyoruz. Ancak tabii ki burada özellikle 22 günlük, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaları takip etmek durumundayız. Teknik direnç destek noktalarımız dışında. Burada en iyimser seviye 22 günlükte 1452 noktasını işaret ediyor. Genel olarak bu noktalarda konsolide olacaktır. Mesela 200 günlük hareketli ortalama 1438'e kadar tırmanmış durumda. Geçtiğimiz dönemde çok ciddi çalışan bir ortalama durumu bu. Dolayısıyla takip edilmesi gerekir. Düzeltmeler bu noktalara kadar olabilir. Korku yaratmamalıdır. Yani bu da aşağı yukarı birkaç gün içinde 1444 önemli destek noktamız üzerinde oluşacağı benziyor bu ortalama. Dolayısıyla bu noktalara kadar geri çekilsek de yön yukarı gözüküyor. Bunun dışında biraz önce belirttiğim gibi özellikle hacim tarafında bir gelişim önemli. Mesela yurt dışı yerleşiklerin pozisyonlarında da bir miktar azalma görüyoruz. Son hafta itibariyle 27 Ağustos haftası itibariyle orada 43 milyon dolarlık bir giriş vardı son hafta. Ondan öncesinde 226 milyon dolarlık bir giriş vardı. Ağustos toplamı 515 milyon dolara kadar çıktı. Ancak yavaşladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu noktalarda bir miktar kar satışları gelebilir. Ancak yine de tabii ki hacimler düşük olsa da yön yukarı olacaktır. Oluşan hareketli ortalamalar destek görevi görecektir diye düşünüyorum. Önemli de iki destek noktamızın üzerinde zaten şu an. Evet, kurda ne beklemek lazım? Şu anda 8.27 seviyesini görüyorum. Evet, kur tarafı... Ya bu 8.30'un altının kalıcı olması için sizce ne olması gerekiyor? Özellikle tabii ki 8.30 altında kalabilmesi için birincisi dolar endeksinin bu seviyelerde en azından seyretmesi gerekiyor. 90 seviyesine kadar yaklaşması gerekiyor. Diğer taraftan da katalizör haberlerimiz gerekiyor. Bu da hem politik taraftan gelebilir hem de ekonomik taraftan gelebilir. Şu an için söylediğim gibi biraz önce bahsettiğim gibi ekonomik tarafta çok piyasayı domine edebilecek bir haber akışı maalesef yok. Bu hafta itibariyle tabii ki önümüzdeki haftalarda iki tane önemli para politikası kurulu olacak. Birisi buradan, birisi dışarıdan gelecek. 22 Eylül ve 23 Eylül. Muhtemelen bu toplantılar birazcık daha dolara yön çizecektir. Son 5 gündür dolar 8.27 seviyesi üzerinde tutunuyor. 8.27 bizim için önemli bir destek noktası. Bunun altına bir kere sarkma oldu 8.26'lı seviyelere. Ancak burada hiç tutunamadı. Dolayısıyla 8.27 altına kaymadığı sürece burayı önemli destek noktası olarak görüyoruz. Zaten burada hareketli ortalamalarımız birazcık daha 8.42 ve 49 üzerinde oluşuyor Melis Hanım. 200 günlük hareketli ortalamamız ise 8.06 düzeyinde. Yani 8.27'yi aşağı yönlü kırarsa hedefimiz 8.06 200 günlük ortalama ve 8.02 şirketimizin önemli destek noktası. Yukarıda da 8.49 seviyesi önemli direnç noktamız. Tabii ki söylediğim gibi haber akışlarına bağlı olarak burada gelişim göreceğiz. Dolar endeksi eğer bu seviyelerde kalıcılığını sergilerse biz iç taraftaki gelişmelere odaklanacağız. Eğer tabii ki dolar endeksinde bir yukarı yönlü tepki gelirse, aynı zamanda döviz sepetinde bir yukarı yönlü tepki gelirse, burada tabii ki burayı destek, güçlü bir destek noktası olarak değerlendirip en azından 8.40 üzerine tekrar tırmandığını takip edebiliriz. Evet, ons altınla ilgili yorumunuzu da alayım. Tabii ki şuradan bir
Ons altının seviyesine bakayım. Evet, 1821 dolar seviyesinde şu an için. Burada önemli direnç noktamız 1829 dolar olacak. Burayı çok uzun süredir aşamıyor. Yani birkaç aydır 1829 dolar altında kalıyor Melisa Hanım. Bunun altında tabii ki 1763 dolar seviyelerini düzenli olarak test etti. Yaklaşık 4 sefer test etti. Tekrar bu 1829 doların aşılmaması halinde orta vadeli projeksiyonda baktığımızda 1763 dolarlara kadar bir sarkma gelebilir. Ancak tabii ki burada yine ABD kaynaklı ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri kaynaklı seyre takip edeceğiz. Tarım dışı istihdam verisinin çok düşük gelmesiyle birlikte ciddi bir sıçrayış yapmıştı ve 1829 dolar üzerine tırmanmıştı. Ancak o da orada kalıcılık göstermedi. Çünkü tarım dışı istihdam verisinin düşük gelmesinin bir sebebi delta varyantından kaynaklı kısıtlamalar olduğunu düşündüğümüzde ve aşılamaların temposunun iyi gittiğini düşündüğümüzde burada fazla tutunamadı. Aynı zamanda gelen tarım dışı istihdam verisinde ortalama saatlik kazançlar verisindeki iyileşme burada bir miktar baskıladı. Yani veriyi etkili anlamda kötü yorumlayamıyoruz bu bağlamda. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte muhtemelen ons altının da seyrini etkileyecek bu veride bir iyileşme göreceğimiz için ons altın yukarı yönlü hareketine devam edemedi. Muhtemelen öncelikle tabii ki 1829 dolar hedefimiz var burada. Aşılması halinde 1854 doları takip ediyor olacağız. Ancak burası söylediğim gibi birkaç aydır aşılamayan nokta. Öncelikle bu seviyenin üzerinde çıkıp burada kalıcılık sergilemesi lazım. Olası geri çekilmelerde 1805 doları öncelikle destek olarak takip edeceğiz Melisa Hanım. Evet, şunu da sorayım ben size. Siz de biraz önce belirttiniz, 22 ve 23 Eylül'de iki tane önemli para kurulu toplantısı olacak diye. Bu ne bekliyorsunuz şu anda bu toplantılardan? Açıkçası Merkez Bankası Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamalar üzerinden gittiğimizde son oluşan enflasyon %19,25'lik enflasyonda çekirdek taraftaki gerilemeden kaynaklı olarak yani o manşet enflasyonumuz yukarıda olsa bile çekirdek taraftaki geri çekilmeden dolayı faiz tarafında bir değişikliğe gitmeyeceğini hatta bu projeksiyonla bu planlamayla birlikte birkaç aylık faiz tarafında bir değişiklik olmayacağını düşünebiliriz. Diğer taraftan tabii ki Fed'in açıklamalarında FOMC toplantısında tapering konusuna faizden ziyade tapering konusuna odaklanmıştık. Burada da son gelen tarım dışı istihdam verisindeki kötü veri orada birazcık işlerin seyrini değiştireceğe benziyor. Yani bütün projeksiyonumuz Jackson Hole'de değil ancak 22 Eylül'deki FOMC toplantısında tarih takviminin açıklanmasıydı, tapering takviminin açıklanmasıydı. Ancak gelen veriyle birlikte bu ötelenmişe benziyor. Muhtemelen orası da pas geçecek, burası da pas geçecek diye düşünüyorum. Evet, evet. Ama bizim için tabii ki bu %19'luk politika faizinin üzerine çıkması enflasyonun birazcık kritik oldu. Evet, burada muhtemelen Merkez Bankamız çekirdek enflasyondaki geri çekilmeyi birazcık ön planda tutacak diye düşünüyorum yani açıklamalarında. Dolayısıyla zaten bu geri çekilmenin baz etkisiyle birlikte, önümüzdeki aylardaki baz etkiyle birlikte faizlerde geri çekilmenin planlaması yapılıyor olabilir. Evet, peki bu yıl için ne beklemek lazım? Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar nasıl bir davranış biçimi içinde olmasını bekliyorsunuz? Ya özellikle Kasım ve Aralık aylarında muhtemelen geri çekilme için yani yılı 19 düzeyinde kapatmayacağını düşünüyoruz faiz tarafında. Muhtemelen ufak da olsa bir geri çekilme planı yapılacaktır. Ancak tabii ki bu 25 veya 50 baz puanlık değil, majör bir değişiklik olması gerekiyor. Çünkü bu seviyelerdeyken yani dolar kurunun bu seviyede olduğunu düşündüğümüzde, enflasyonun bu seviyelerde olduğunu düşündüğümüzde burada ciddi... Hani birazcık çekiç güç gibi bir hareketin gelmesi gerekiyor. Yani 50 baz puanlık bir değişim veya 25 baz puanlık bir değişimin piyasa üzerinde bir etkisi olmayacağı aşikar. Dolayısıyla birazcık majör bir değişiklik gelebilir. Yani en azından bir 100 baz puanlık bir indirim yıl sonunda gelebilir diye düşünüyoruz. Burada tabii ki enflasyondaki gevşemeyi baz alarak konuşuyoruz. Baz etkiden dolayı aynı zamanda çekirdeğin de bunu işaret ediyor olmasından dolayı.
Zaten Merkez Bankası projeksiyonunda ve OVP'de enflasyonun zaten burada ne kadar kaldı? 4 ayımız var, 3 ayımız var yıl sonu enflasyonumuza. Dolayısıyla %19'un üzerinde oluşmuş enflasyonda OVP %16'ları, Merkez Bankası da %14'leri işaret ediyor. Yani önümüzdeki 3 ay boyunca ciddi geri çekilmeler görebileceğimizi düşünüyorlar bu noktada. Dolayısıyla 2 aylık geri çekilmenin ardından Aralık'ta muhtemelen faiz tarafında da bir gevşeme, ya en azından bir 100 baz puanlık gevşemeyi görebileceğimizi düşünüyorum. Evet, peki son olarak da sizin bu haftaya yönelik, yani genelinde haftanın nasıl bir haftalık bizi bekliyor? O konuda da bir yorumunuzu alayım. Yani şöyle, piyasamız üzerinde söylediğim gibi piyasayı domine edebilecek bir haber akışı olmadığından dolayı genel olarak bu seyirlerde haftanın genelinde olumlu bir haber akışı, teknik seviyelerin çalışabileceği bir seyir izleyebiliriz diye düşünüyorum. Dolar kurunun bu noktaların altına kaymadığı sürece bu bant hareketine devam edeceğini, ta ki 22 Eylül, 23 Eylül faiz kararlarına kadar bu noktalarda devam edebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla şu an için hava olumlu. Teknik seviyelere odaklanacağız. Özellikle vadeli piyasanın da öncülüğünde, vadeli işlemler opsiyon piyasasının öncülüğünde. İç tarafta da söylediğim gibi endeksin şirketler bazında gelen haberlerle, ayrışan şirketlerle piyasa üzerindeki dalgalanmalarını takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Erkan Kabapelit, Dinamik Menkul Yatırım Danışmanı. Yayınımıza katıldığınız için yeniden görüşmek üzere diyoruz efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklamalarda bulundu. Dün Erdoğan, milli gelirin orta vadeli program dönemi sonunda 1 trilyon dolar seviyesine ulaşacağını söyledi. Programda temel amacımız, yüksek katma değerli üretimi önceleyerek ülkemizin büyüme potansiyelini artıracak politikalara hız vermektir. Özel sektör öncülüğünde dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı güçlendirerek ekonomide şeffaflığı, öngörülebilirliği, rekabetçiliği ve verimliliği artıracak bir dizi politikayı hayata geçireceğiz. Nitelikli istihdamı oluşturan, enflasyon ve cari açık üretmeyen, yeşil dönüşümü dikkate alan, istikrarlı, dengeli, gelir dağılımı adaletini gözeten bir büyüme yapısını tesis edeceğiz. Büyümenin finansmanını ise ağırlıklı olarak yurt içi tasarruflar ve doğrudan uluslararası yatırımlarla yapmayı planlıyoruz. Küresel değer zincirlerindeki değişimleri, dijital ve yeşil dönüşüm alanlarındaki eğilimleri de bu süreçte dikkate alıyoruz. Uluslararası arenada rekabet gücü yüksek ve istihdam potansiyeli barındıran sektörleri destekleyerek cari işlemler dengesinde kalıcı ve sürdürülebilir bir iyileşmeyi de sağlayacağız. Program dönemi boyunca para ve maliye politikalarının eş güdümünü güçlendirmek, mal ve hizmet piyasalarında verimliliği artırmak suretiyle enflasyonun kalıcı olarak tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz. Program dönemi boyunca ekonominin yıllık ortalama %5,3 oranında büyümesini öngörüyoruz. Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız. Bu büyümenin kaliteli, kapsayıcı ve sürdürülebilir olması için makroekonomik dengeleri gözeten ve yapısal reformlarla desteklenen bir kalkınma modeli uygulayacağız. Ve şimdi karşımızda kripto para uzmanı Altuğ İşler var. Kripto piyasalarının geneline ilişkin kendisinden değerlendirmeler alacağız. Günaydın sevgili Altuğ İşler. Günaydın. Evet, sizce biz bugün nasıl bir güne başladık kripto piyasasını değerlendirmek gerekirse? Evet, bugün pozitif bir gün. Bitcoin dün gece itibariyle 52 bin dolar seviyesini aştı ve an itibariyle de 52 bin 500 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bizim o psikolojik 50 bin dolar seviyemizden oldukça uzaklaştık. Bu bayağı pozitif bir gün için. Aynı şekilde altcoin'lerde de yavaş yavaş bir hareketlenme başladı.
Genelde Bitcoin'de hareket başladığı zaman altcoin'lerde belli bir süre bir durulur. Eğer Bitcoin o seviyede kalırsa altcoin'ler de harekete geçmeye başlar. Şu anda da altcoin'ler yavaş yavaş yeşillenmeye başladı. Bugün büyük ihtimalle pozitif bir gün göreceğimizi söyleyebilirim. Evet, neye bağlamak lazım bunu? Neye bağlamak lazım? Biz bunu sizinle daha önce konuştuk. ABD'de dolar zayıf olduğu sürece Bitcoin'in önünde çok ciddi bir açık alan olduğunu söylemiştik. Ve artık bunu yavaş yavaş da insanlar fiyatlamaya başladı. Önümüzdeki yıl başına kadar en azından Bitcoin'in önünde çok açık bir alan var. Ve kademe kademe bu önündeki dirençleri kıra kıra şimdilik Bitcoin ilerliyor. Dünyada da bayağı bir pozitif algı oluşmaya başladı. İkinci bir boğa rallisinin artık geldiğini pek çok kişi kabul etti. Yeni yatırımcı sayısı da içeride artıyor. O yüzden oldukça pozitif bir gün. Aynı şekilde bugün başka bir önemi daha var. El Salvador'un bütün vatandaşlarına Bitcoin kullanmaya başlayacağı gün olarak da tarihi bir gün aslında. Yani bir devletin resmi olarak Bitcoin kullanmaya başladığı gün olarak da tarihe geçen bir gün. El Salvador her vatandaşta $30 Bitcoin gönderecek. Bunun için de geçtiğimiz günlerde $10 milyon Bitcoin aldı ve daha da alacağını söyledi. Bu da tabii ki Bitcoin ile alakalı böyle pozitif bir algı yaratıyor piyasada. Evet, şunu ben belirtmiş olayım El Salvador konusu geçince. El Salvador 200 Bitcoin alımı daha yaptığını açıklamış. Yeni alımla birlikte ülkenin Bitcoin varlıkları da 400 Bitcoin'e yükselmiş oldu şeklinde de bir not var. Şimdi peki bu haftanın seyrinde ne bekliyorsunuz genel olarak? Genel olarak bu hafta Bitcoin'de hafif yukarı yönlü, yani 50 bin 55 bin bandı arasında gidip gelmesini bekliyoruz. Bununla birlikte altcoin'lerdeki hareketinde devam etmesini bekliyoruz. Şimdilik Ethereum $3,900 seviyesinde. Ethereum'da bir yükseliş hareketi bekliyoruz açıkçası. Ethereum'un $4,000 psikolojik seviyesini böyle bir test edip 4,000-4,500 bandı arasında gidip gelmesini bekliyorum. Bununla birlikte pek çok altcoin'de biz hareket görmeye başladık. XRP olsun, diğer büyük altcoin'ler olsun. Onlarda da belli bir kademe yukarı gidiş bekliyoruz açıkçası. Şu anda bayağı bir pozitif algı var piyasada. Eğer çok ekstrem bir durum olmazsa, Bitcoin tekrar $48,000 altına düşmediği sürece altcoin'lerde bu hafta bizim yorumumuz yukarı gibi duruyor. Evet, altcoin'lerde özellikle bu hafta öne çıkan coin'ler desek ne dersiniz? Bu hafta özellikle XRP'den birazcık hareket bekleyebiliriz. Heather, Hash, Graph ve IOTA gibi son dönemin popüler paralarından gene bir yükseliş hareketi görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Bununla birlikte geçtiğimiz dönemde büyük rally yapan paralarda bir hafif geri çekilme olabilir. Ancak şu an için çok ciddi bir geri çekilmenin olmasını sağlayacak bir piyasa yok. Birazcık daha böyle büyük hareketini yapmamış paraların burada kendine alan bulacağını ve hani sermayenin daha yeni yeni yükselen paralara kaymaya başlayacağını söyleyebilirim. Sevgili Altı Üçler, çok teşekkür ediyoruz kripto para uzmanı yayınımıza katıldığınız için. Ben yeniden görüşmek üzere diyoruz ve iyi günler. Efendim, bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine saat 7'de Sapa ekranında sizleri EkoTürk'e bekliyoruz. Aynı zamanda saat 9'da da piyasa analiz programında yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Koza Altın piyasa yönünü sundu.